Bugün ormanda selam yakışıklı, kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elazığ. Bugün ormanda Sejuani oynuyorum. Ben normalde neden Nunu, Zek, işte Sejuani bu tarz böyle tank karakterleri neden oynamıyorum? Bundan 3 ay önce falan bir yayın yapmıştım arkadaşlar. O yayında anlatmıştım. Dedim ki o zamanlar bazı karakterler dedim kendileri vurur. Bazı karakterler dedim adam böyle tutarsın. Arkadaşına dersin ki vur. Bazı karakterler dedim kendi vururken bazıları da dedim vurdurur. Ben dedim vurduran karakterden dedim hoşlanmıyorum. Hatta bununla ilgili muhabbet dememiştim. Millet gülmüştü chatte. Hani Sejuani vurduran karakterlerden. Biz tutarız adamı, takım arkadaşımızın vurmasını bekleriz. Şimdi ben mesela kendim fitlenip ya da ne bileyim işte bir yerlerden overfed olup güçlenip kar topu etkisine girip rakip takımdaki şu Yasaki'yi böyle boğazından tutup ağzına yüzüne vurmak varken böyle bana bir vur ki gaza geleyim demek varken Sejuani ile şimdi biz adamı tutacağız. Adamı tuttuktan sonra milletin vurmasını bekleriz. Hoş mu? Bence çok hoş bir şey değil arkadaşlar. O yüzden bu tarz tank karakterleri sevmiyorum. Ama siz istediğiniz için bu maç Sejuani. Arkadaşlar sete böyle 1v1'de falan kesinlikle denk geldiğinde girişmeyeceğiz öyle bir şeye. Arkamızı döneceğiz gideceğiz efendim gideceğiz ki set kardeş sen güçlü bir kardeşimizsin. Özellikle 1v1'lerin seni problemliymiş. O yüzden bizden uzak duracağız. Sejuani oynarken ne yapacağız? Sejuani oynarken gank atacağız. Takım arkadaşlarımıza mümkün olduğunca yardım etmeye çalışacağız. Çünkü kendi başımıza zaten bir bok yapamıyoruz dedim. Bütün Sejuani beyinler dislike'ı bastı. Yapıyoruz. Durun hemen dislike atmayın. Ama belli bir eşya diziliminden sonra bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Şu an için pek bir şey yapamayız onu söyleyeyim. Şöyle bir yardım isteyelim. Buradan bunu alalım. Bana yardım gelmezse birazcık canımız acıyabilir. Yardımsız işimiz zor yani Sejuani ile. Takım kompozisyonuna baktığımız zaman da mutlak hasar, yani zamanla hasar, ani hasar her şeyi var takımımızda. Güzel takım, kötü takım değil. Benim kasıp önde durmam lazım. Bu arkadaşlarımıza yardımcı olmamız lazım. O zaman işi çözeriz. Lişsiz başlamaktan o kadar sıkıldım ki arkadaşlar tahrik edici boyutta ping atabiliyorum artık. Ama gerçekten yardımsız başlamak iğrenç bir şey. Sejuani ormanı rahat mı dönüyor? Sejuani ormanı orta düzeyde. Yani böyle orman dönmek 10 üzerinden değerlendirecek olursa Sejuani'nin 5-6 falan diyebilirim. Çok hızlı değil, çok yavaş da değil ama. Sejuani'nin orman dönmesi. Bu kankamız niye skill atmıyor hiç ya? Okey. O onun tarzı da oymuş demek ki. Burada çarpı vuracağız. Gromp'un canı çok biliyorsunuz. Sıkıntı çıkarır. Uzun uzadıya burada Gromp'la dövüşmek istemiyorum. Blue side'ı komple clear'layacağız arkadaşlar. Blue side'ı clear'ladıktan sonra bakacağız işte duruma göre ne yapacağımızı. Gank atabileceğimiz yer olursa gank atarız. Gözüm de bir yandan görüyorsunuz. Kendi redimde. W atlıyoruz Sejuani oynarken. Mutlaka W atlamanız gerekiyor. Şöyle gidi geli X de vuruyor güzel hasar. Birer tane ultayı atalım şöyle. Şöyle söyleyeyim. Her gün Sejuani oynamam. Bu maç içerisinde Sejuani ile ilgili bir hatam olursa şimdiden söyleyeyim affola arkadaşlar. Benim burada size göstermek istediğim Sejuani gameplay. Yani gameplay'den kastım. Nasıl gank atar? Bu karakter ekmeğini nereden bulur? Bunları göstermeye çalışacağım. Ki bunu da güzel göstereceğime inanıyorum. Gold platalası bir elo'dayız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Öğretici videoları burada çekiyorum. Biliyorsunuz normal oyunda çekmek çok böyle şey gelmiyor. Şöyle birazcık geriye. Clear'ı güzel. Kötü clear değil. Bota gankini atmış set. Güzel. Bizimkiler push almazlar şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. Setle face, yani yüz göz olmayacağız biliyorsunuz arkadaşlar. Setin yerini biliyorsunuz. Biz hemen üst tarafa doğru çıkıyoruz. Gözükelim problem değil. Vakit kaybetmemem lazım. Adamın çarpı varsa hızlı bir şekilde çarp atar. Mid'e gank atarlar ondan sonra. Mid'e gank attıktan sonra başımız belaya gider. Push alıyor bu arada Malazar. Hiç iyi yapmıyor push alarak şu anda. Çünkü set orada scuttle'da mid'e vuracak. Haseki'de Malazar'ı zorlarsa başı belaya girer. Biz de buradan topa çıkacağız. W'yi atlıyoruz. Geldim yiğidim diyorum. Tutarım. Birazcık da canını acıtırım. Güzel. Yani sadece canını acıtmakta kalmadık dövdük.
Tam dediğim gibi oldu. Malazara doğru bir hareket yaptı set. Hiç problem değil. Burada ward var mı yok mu bilmiyorum. Olabilir, kaçtı ama tarayıcımı burada kullanmayacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar level avantajımız var sete karşı. Üzerinde yenilmez olabilir ama level avantajımı kullanmak istiyorum. Çok güzel doşladım be. Ben burada bunları kayıtlarım. Umarım flash'ı yoktur. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Geldim oğlum. Hayır, manan yok zaten. Yatın oğlum aşağıya. İşte bu Sejani. Çok güzel. Ne yaptık arkadaşlar? Yavaş oynadık. Panik yapmadık. Slow oynadık. Slow oynarken de bir yandan gel kankam burayı itelim. Biz skill'lerimizi kullandık. Çünkü ben auto attack heroes değilim ki. Benim 70 AD var üzerimde. Yavaş yavaş. Sakin sakin oynadık. Şu farmları ben alacağım ama itemeyeceğiz yani başka türlü. Buranın itilmesi lazım. Pushlanması lazım. Buraya da yardım etmesi gerekiyor normalde de. O kadar prof değiliz sanırım. Anladım. W atlıyorum. Güzel XP alıyoruz burada. Şuranın itilmesi lazım diye. Keşke dönmeseydi. Bana oynamaya çalışacak. Problem değil. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır hayır. Hayır, oynamaman lazım o kadar. Nasıl ki? Benim ölmemem lazım. Çok kötü oldu. Evet. Evet, artı bir. Evet, çok kötü bir salaklık bu. Tamam. Yani demek ki item almadan tank olamıyormuşuz. Bunu öğrendim bir yandan Sejani oynarken. Arkadaşlar ben şu eşyayı alırsam beni durduramazlar. Bunu fark ettim şu anda. Ben direktman bunu alayım. Gidelim bir de mavi çarp alalım. Hatta mavi çarpa gerek yok. Bizim zaten hayatımız slow. Ben mavi çarp değil de kırmızı çarp alayım. Bakarsınız overfed oluruz. Bunlarla dövüşürüz. Bence güzel bir eşya tercihi oldu. Çünkü ben bu midi darlayacağım arkadaşlar. Hasaki de auto attack heroes zaten. Shaco da bile bakın. Gidiyorsunuz kasıyorsunuz. Draklar falan oluyorsunuz. Karşınızdaki adam gidiyor bir tane. Ninja tabii sallıyor. Direkt oyundan düşüyorsun abi. Adama vuramamaya başlıyorsun yani. Millet bu arada şunu söyleyeyim. Arada yorumlarda görüyorum yazıyorsunuz. Abi kilo almışsın. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it but you... Evet aldım. Ben bunu inkar etmiyorum zaten. Bizim işimiz gereği sürekli bilgisayar başındayız. Bir de pandemi falan var şimdi biliyorsunuz. İyice eve tıkıldık, iyice eve hapsolduk. Ben geldim kankam sana. Oynayacağım. Yenilmez istekledi. Dur. Dur dur dur. Yenilmez istekledi. Aslında ben güzel oynadım orada da. Malazar'da işte birazcık şey yapınca. Sanırım ultisine geç bastı. Tuttum aslında Haseki'yi yani. Haseki R'ye bastı ama animasyonda stun yedi, öyle söyleyeyim size. Şimdi bot lane'imden yardım istesem. Set çünkü burada. Setin burada olduğunu biliyorum. Şöyle bir tarayalım. Bende R açık. Set de burayı alırsa herhalde R'si açılacak. Aynen. Bunu hiç yere indirmedik. Kaç kankam, kaç kaç kaç. Allah'ım bizi buradan kurtar ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru vurmayın. Kas, sende TP yok değil mi? Yok. Olsun, güzel. Güzel ya, ben tankım zaten. Yapmam gereken bu. Güzel, TP'si gitti bu arada. Flash'ı da gitti. Çıkamadık arkadaşlar. Dedim ki duayla belki buradan kurtulurum, kurtulamadım. Güzel bu arada. İyi durumdayım. Kötü durumda değilim. Buradan bunu alalım. Hemen bir tane pink port alalım. Koştur koştur gidelim. Çünkü bulut ejderi var. Oğlum trash'i bunlar zorluyor. Öldürdüler bir de. Bu da öldü. Böyle bir ölüş yok. Çok. Nabi de geliyor. Neyse devam edelim arkadaşlar. Sejani. Güzel jungle ama işte nasıl güzel jungle? Tank oynamayı sevenlere. Ben tanklayacağım kankam, ben takıma yardım etmek istiyorum diyenlere güzel jungle. Ne oluyor? Tamam, direkt iki çekti. Güzel. Geliyorum. Ellemeyeceğim. Çocuk öldürdü zaten. Sen ne yapıyorsun? Kankam sen ne yapıyorsun? Sen beni çok küçümsedin herhalde ha. Ha aynen. Sen beni küçümseme. Dikkat et bak, ben güçlüyüm şu anda.
Biz güçlüyüz arkadaşlar. Hemen şuradan hatta bir plaka sökelim mi? Öyle Drake'i aldın diye artistikler yapma. Üzerim seni. Tamam, yine bu bizi yakalayıp öldürmesin. Part 2. Hop. Gel lan. Bir hit atalım lan sana, gel. Manam yok, dur. Dur, tamam. Manam yok. Tamam. Gidelim. Kuşlarımızı alalım, dönelim arkadaşlar. Bakın, hiç farm yapmadık neredeyse. Yani hatır sayılır miktarda mevzuya katıldım arkadaşlar. 5 tane mevzuya girmişiz şu dakikaya kadar. Mevzularla bir şeyler yaptık. Şimdi benim manam yok. O adamın da bana güvenmemesi lazım Malazar'ın. Ben buradan Scuttle'da alırsam Scuttle'dan kazandığım mana miktarıyla mid'e oynayabilirim. Ama Scuttle'dan mana kazanmadan oynayamam. Set burada ya. Uf. Aldım. Ya. Bak set. Ey benim güzel takımım. Ey benim güzel takımım. Vurun şuna. Allah. Allahu Ekber. Ey. Oğlum ben gidiyorum lan, yeter lan. Bırakın lan beni. Bir tane şey var ya, video var ya. Bu bardak konuşuyor. Bu bardağı elinize aldığınız zaman bırakın lan beni. Konuşan bardağı kaldırdığınızda bırakın lan beni ibneler. Tam o oldu, hemen kaçıyoruz. Tamam arkadaşlar, orman eşyamızı bitirelim. Bunlar bizi dövmek istiyorlar, belli oldu. Set jungle iyi değil ya. Gerçekten set jungle iyi değil. Oynamayın arkadaşlar. Gidin solo topta oynayın seti. Ben bunu donduruyorum. Ben bunu dondurmama rağmen bu kıpırdıyor. Ya ama yeter ya. Of. Ne olur yardım ya. Kanka vursan arkadan bir tane. Oğlum gelin lan buraya. Gelin gelin. Gel, ben seni kandırdım, gel. Ya. 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 Arkadaşlar CC'yi bir koyduk. Geldi Kasiope'de. Pat küt çalıştı orada adamlara. Eğer Rumble arkadan vurmuş olsaydı ben direktman açacaktım şeyi. Çarpı. Çünkü arkadan vurduğunda hasar yetmeyecekti. Tek atamayacaktı. Şöyle yardım edelim kardeşimizin kesmesine hızlı hızlı. Bu kule öldü zaten. Bu kule düştü. Ben de burada base'lenebilirim ama golem çalmak istiyorum. Var mı golem? Yok. Hemen blue'umuzu alalım, dönelim. O vurur zaten. Her türlü kanka, her türlü vuracak. Rumble ölü. Daha yeni doğdu adam. Relax. Bak. Tamam. Ya o kuleyi alsan ne olur, almasan ne olur şu an? Evet, o gitmesine gerek yoktu bu arada ya. Her türlü zaten düşecekti arkadaşlar o kule. Sejuani ile ilgili şunu fark ettim. Mana problemi yaşıyor karakter. Çok oynamadığımı söylemiştim zaten size. Mana problemi yaşıyor. Ben çok oynamadığım karakterleri oynarken rahat oynamamın sebebi şu arkadaşlar. Ben bu karakteri ne kadar çok oynamadım desem de W muhabbetinin nasıl kullanıldığını, işte Q'sunu vesairesini biliyorum. Çünkü hiç oynamadığım karakteri bile en az 100 kere oynamışımdır. Çok oynamıyorum derken ondan bahsediyorum ben size. Red'i de alalım, gidelim ondan sonra Drake'i alalım. İyi de para kastık bu arada. İkinci eşya olarak baktım, prolar genelde var mı kasıyorlarmış. Siz daha farklı bir build kasmak istiyorsanız kasabilirsiniz. Ben Q atlayacağım. E de atlayabilirsiniz. Allah, nereye attım? Bak burada kim var? Bak burada kim var? Hayır. Oğlum. Çocuğu. Bırak bırak. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Hasaki. Gel buraya gel. Sizin vurduğunuz bana işler mi kardeşim? Hasaki. Benim takım arkadaşlarım da bu kardeşimizi bir iki tane vursalar çok güzel olacak da. Eyvah. Kaçıyormuş gibi ama kaçan kim abi? Sen de gel kankam. Sen de gel. Hadi hadi Jin. Bunu kesersek Drake alır ya. Güzel vurdu bu arada Caitlyn. Bayağı çalıştı arkadan. Free free de. Caitlyn kadar bu da vurmuş. Bizim de burada hatamız var. Aslında bizim hatamızdan ziyade Malazar daha hızlı görmeliydi.
O da var. Ama burada bizim de hatamız var. Ben devam etmeyebilirdim. Ama Drake'i alırlar diye de korktum. Panik yaptım. Gelelim buradan bir tane daha zırh eşyası alalım. Benim zaten şu anda 139 zırhım oldu. Birazcık da Sejuani'nin skillerinden bahsedelim arkadaşlar. Kütür kütür oynadık 15 dakikaya kadar. Ki gayet güzel. 10 tane asistimiz var. Yani %50 skor kattım var şu anda benim. Gayet iyi durumdayız. Kötü durumda değiliz. Bir orman için bu güzel bir durumdur. Arkadaşlar Q skill ileriye doğru atılıyor. Adamı böyle küçük bir süre boyunca havaya zıplatıyor. Küçük CC uyguluyor. W skill'i iki animasyondan elindeki böyle balyozu atıyor. İleri doğru şöyle göstereyim. Bir itiyor, bir çekiyor. Çok güzel bir şekilde. E skill'i 4 tane vurduğumuz adamı. Burada fight çıkacak bu arada ya. Şurayı bir atlatalım. Tamam, o çarpını erken attı. Gel buraya gel. Gel gülüm. Seni ben salmayacağım ki ama. Ama dövüşeceğiz burada. Benim ulti geldi 2 saniye arkadaşlar. Şöyle bir vuralım. Ya ben hasarı tutarım. Ölmem. Bizimkiler de adamı keserler. Çıkarız. Onlar tilt olmuşsunlar. Şimdi Malazar'da ulti var. Rumble'a direkt mana atması lazımdı. Evet. Bunun olmaması gerekiyordu. Güzel. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz be. Vallahi çok iyiyiz. Bir tur daha dive'ımız var mı? Bizim Warmog çalışıyor mu şu anda? Çalışmıyor. Niye çalışmıyor Warmog? Pasifim gelsin. Şöyle vuralım. Bit. Bir çek. Çok güzel. Tertemiz. Bakın arkadaşlar, tank oynarken dive atmaktan, önde durmaktan, skill'lere kafa atmaktan korkmayacağız. Neden korkmayacağız? Görevimiz bu zaten. Ben hasar çıkartan bir karakter değilim ki. Ben takımımı korumak için girdim bu oyuna. Takımımın yiyeceği skill'lere ben kafa atıyorum. Deli dana gibiyiz. Tankız çünkü. Oynamamız... Oh, bedava blue. Bedava blue gördük. Şşş, sessiz. Bedava. Bedava. Hemen Cassiope bunu görmeden... Hayır hayır. Senin var zaten blue'un. Senin zaten blue'un var. Çirkin pislik. Zaten blue'su var, bir de benim blue'um almaya çalışıyor. Allah'ım yarabbim ya. Tamam, tankız şişkoyuz, o kadar da değil. Bizim de manamız bitiyor. Arkadaşlar Randuin alacağım. Randuin'i neden aldığımı söyledim. Caitlyn'in ve Hasaki'nin kritik vuruşlarından sakındığım için Randuin alıyorum. Randuin'den sonra da bunun için bir eşya çıkmayı pek düşünmüyorum. Ölü adamın zırhı alacağım. Çünkü bunu hızlı bir şekilde ortadan kaldırırız. Yani ultimi gerekirse bunu atarım. Diğerleri bana vuramazsa daha worth yani benim için şu anda. Hemen şuradan bir kamp temizleyeyim seriden. Ondan sonra koşturalım aşağıya. Selamun aleyküm. Gençler. Benim adım Azrail. Ben ölümsüzüm arkadaşlar. Gel kankam. Gel bakayım gel. Gel, ben hiçbir şekilde ölmüyorum bu arada. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama. At kafama kanka onları, at at. At 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 at. Gel bakayım gel gel gel. Gel ya Cassiope gel. Gel bunları evine kovalayalım kardeşim. Gel bunları evine... Oğlum gel lan. Gel kardeşim, senden korkan senin gibi olsun ya. Tamam lan, gerçek hasar vurma, o kadar da değil şerefsiz. O kadar da değil lan. Set. Bir şeye bakacaktım. Yanlış anladın. Hemen gerçek hasar. Evet. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Gerçek hasardan korunmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu karakter gerçek hasar yiyebiliyor arkadaşlar. Diğer karakterlerde olduğu gibi. Ne kadar üzerimizde 185 sırt da olsa. Ama ne kadar saçma sapan bir durumda olduğunu fark ettiniz mi? Eğer Sejuani ile snowball olursanız, ki şu an baktığınız zaman 2 level var setle aramda. Kulelerin arasından sete çok rahat bir şekilde saldırabiliyor. Ve hasarı da kesmek için yetebiliyor arkadaşlar. Normalde bu karakter tank vurmaması lazım ama vuruyor. Riot öyle seviyormuş demek ki. Öyle ayarlamış, kesiyor. Neyse, skill'lerinden bahsedelim arkadaşlar. Demin yarım kalmıştı. Sejuani'nin pasifi, eğer hiçbir şeyden hasar almazsak arkadaşlar, belli bir süre zarfı boyunca, yani hiçbir şeyle dövüşmezsek, hasar almazsak, şu an zaten üzerimde, bize belli bir miktarda zırh ve büyü direnci veriyor. Şuradan tam bir şey anlatacağım sırada. Hep bir mevzu çıkmak zorunda. Dur çaktır. Hop! Hasaki! Hasaki bir dur ya. Bir şey konuşacağım bak, bir dur. Kankam durun. Kıpırdama. Bir fotoğraf çekileceğiz. Dur kanka, bir fotoğraf çekilmeye geldik. Tamam, bunları da öldürdük. Hemen Drake'i alalım. O sırada ben size skill'leri anlatayım. Arkadaşlar E skill'i bakın 4 kere vurduğumuzda bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu da 4.
E skilliyle böyle bir şey atıyor, tamam mı? Buz tarzında bir şey atıyor. Onu attıktan sonra belli bir miktarda dondurup, ya belli bir süre, çok küçük bir süre donduruyoruz. O süreden sonra da hemen oto atak attığımızda güzel bir hasar veriyor. Ormanı bu sayede rahat dönüyor. Tabii bu şu demek oluyor arkadaşlar. Sadece oto ataklarımızı değil, skilllerimizle de kombin ediliyor. Q attığımda bakın. W attığımda iki stack geldi, bakın gördünüz mü? W ile de kombin edebiliyorsunuz onu. Ultisi ne kadar uzağa giderse o kadar fazla hasar vuruyor ve o kadar uzun süre sersemletiyor. Adamın ormanı da çok rahat bir şekilde clearladık. Bu arada sete iki katı farm attım. Seti ormanda oynamayın arkadaşlar. Gerçekten set ormanı oynamayın. Bunlar burada ne yapıyor? Selamünaleyküm. Merhaba. Beyefendi merhaba. Beyefendi kule bana vuruyor ama. Aa, yetmez. Sizin de vurmanız lazım. Kaçmayın lütfen. Şöyle yapalım. Arkadaşlar merhaba. Hop şöyle bir zıplatalım. Kitle kontrole bakın arkadaşlar. Böyle bir kitle kontrolü şekli yok. Bu oyun hard jungle diff bu arada. Seti gördüm şurada. Set Bey merhaba. Set Bey bir saniye bekler misiniz? Bir saniye. Oo, ben kendi başıma neredeyse yarı can vuracağım ya. Çok iyi durumdayız bu arada. Karakter gerçekten güçlü bir karakter. Takımınızda bolca hasar varsa mutlaka böyle bir karakter oynayın arkadaşlar. Bir hareket daha yaparsa vallahi atlayacağım üstüne. Ama yapmayacak herhalde. O da farkında çünkü hiçbir şeyden korkmuyoruz. Rakip takımın da psikolojisini bozduk arkadaşlar. Hop böyle bir zıplatalım. Böyle bir gel içeriye, bir seni donduralım. Haseki Bey bir saniye. Sen de bir durur musun beyefendi? Şöyle bir seni de çekeyim. Vur vur, gerçek hasar da vur. Oğlum herkes bize vuruyor ya. Ölme. Vallahi ölmedim ya. Beyler. Helvamı yemek yasak. Evet. Bugün de ölmedik arkadaşlar. 2800 parayla döndüm. Zırha banmaya devam edeceğim. Çünkü böyle kasıyorsunuz. Karakter hala daha vurmaya devam ediyor diyebilirim. Full tank kasarak. Üzerinde şu an 327 zırh var. Az önce beni öldüremediler ya. Bu saatten sonra artık ölmem imkansız. Gerçekten imkansız. Herkes bize vuruyordu. Ama umrumuzda bile değildi arkadaşlar. Atabilir misin Samlı Nasaki onu? Gel buraya gel. Vur vur. Sağa sola vur. Beni çekiştirin. Bak bana bir vur ki beni bir gaza getir. Böyle bir jungle mı var? Adam bottan çıkmadı diyor. Ama oyunu ben kazanıyorum. Bak hareket yapma. Tamam öldük. Öldük. Olsun. Arkadaşlar. Nankör gameplay diyorum. Ben Thresh'in yazdıklarına. Olsun, problem değil. Biz yaptığımızı yaptık. Fazlasıyla yaptık diye düşünüyorum. 9-4-17 oynamışız ki farmda da 2 katını almışız setim. Çok güzel bir şekilde frontline olduk. Sejuani oynarken mutlaka frontline olarak ön tarafta durmanız gerekiyor. Ultinizi atmaktan çekinmeyin ama ultinizi düzgün atın. Tutturmaya çalışın. Q skillinizi atmaktan çekinmeyin. Fayda içeriye girip ölmekten de çekinmeyin. Çünkü sizin amacınız bu. Ölmek zorundasınız yani siz gerekirse. Takımınızdaki adamlar ölmeden sizin ölmeniz gerekiyor. Siz tanksınız. Görevinizi düzgün bir şekilde iyi etmeniz gerekiyor. Takımda en yüksek notu ben almışım. S almışım. S-X almış Cassiopeia. Zaten onu anladım. Güzel oynuyor arkadaşlar. Tek başıma girmiştim. Gold 1'deyiz. Gold plat arası bir eloda. Ve ben Sejuani ile 23k hasar çıkartmışım. Ben bu kadar tanklarken 23k hasar çıkarmışım. Bu muazzam bir şey gerçekten. Ben Sejuani çok oynamıyorum ama bunu gördükten sonra siz oynayın. Size tavsiye ederim. Gerçekten tavsiye ederim. Set'e bakalım mesela ne yapmış set. 13k vurmuş. Bir şey vurmamış yani. Vuramazdı zaten arkadaşlar. Set jungle. Zaten ayakkabısı falan da bir enteresan garip. Çok tasvip ettiğim bir orman hero'su değil. Top'ta oynandığı zaman güçlü. Bir de bu arkadaş yenilmez de girmiş. Karakter zaten mobil olan bir karakter değil. İyice bitirmiş. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.